Merhaba güzel insanlar. Cumhuriyet'in 101. kuruluş yıldönümü. Başta Büyük Önder Atatürk olmak üzere bütün şehitlere, gazilere, Cumhuriyet'in kurulmasına neden olanlara, Cumhuriyet'e ve destek verenlere, Cumhuriyet kurulduktan sonra Cumhuriyet'in gelişmesi için çalışanlara saygılarımı sunuyorum. Aramızdan ayrılanlara rahmet diliyorum. Cumhuriyet'in 100. yılını geçen sene kutladık. Son derece sönük geçti. Oysa bütün seneye yayılan etkinliklerle kutlanması gerekiyordu. Aslında ararsanız Cumhuriyet'in ne yazık ki kutlanacak çok fazla da bir şeyi kalmadı. Türk milletinin çağdaş medeni devletler arasında, milletler arasında hak ettiği yere bir gün geleceğini asla kuşku duymuyorum. Bununla birlikte şundan da eminim ki bugün içinde bulunduğumuz durum benim gibi düşünenler için utanılacak bir durumdur. Ekonomisiyle, kültürüyle, dışa bağımlılığıyla, bir türlü ayaklarının üzerinde duramamasıyla, bir türlü oturtamadığı demokrasisiyle Cumhuriyetimiz ne yazık ki 10. yılda gösterilen heyecanı, 10. yılda gösterilen hedefleri yerine getirmekten çok uzaklarda kalmıştır. Bunun bir sürü nedenleri var. Bu videonun yeri onları tartışmak değil. Cumhuriyet, halkın kendi kendini yönetmesi demektir. Gerçek demokrasi olmadan halkın kendi kendini yönetmesi mümkün değildir. Dolayısıyla Cumhuriyet faziletler yani iyiliktir, doğruluktur, güzelliktir. Ancak demokrasi olmadığı sürece halk kendi kendisini yönetemez. İran İslam Cumhuriyeti de bir cumhuriyettir. İnsan haklarından yoksundur. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği de bir cumhuriyettir. Çin Halk Cumhuriyeti de bir cumhuriyettir. Ama aslında isimleri sadece cumhuriyettir. Korkarım Türkiye Cumhuriyeti de Cumhuriyet vasfını sadece isminden ibaret olacak şekle doğru gitmekte. Aslında asla tam anlamıyla bir cumhuriyet, tam anlamıyla bir demokrasi Türkiye'mize gelemedi. Demokrasi, insan haklarına saygı, hukukun üstünlüğü, kadınların hakları, her bir bireyin eşit olması, fikir özgürlüğü. Bunlar olmadan devleti belirli bir tarikatın ya da belirli tarikatların ya da herhangi bir baskıcı yönetimin eline vererek demokrasiyi getiremezsiniz. Otokrasi, totaliterlik, askeri darbeler bunların hiçbiri demokrasiye hizmet eden, demokrasiye uygun yaklaşımlar değildir. Askeri vesayetin yanlış olduğunu ancak bunun ne anlama geldiğini bugünlerde daha iyi idrak ettiğimiz düşüncesindeyim. Atatürk'ün Cumhuriyet'in 10. yılında verdiği söylevde, Türklüğün unutulmuş medeni vasfını ve yüksek Türk kültürünü yeniden hayata geçirmesiyle ilgili sözleri şu ana kadar gerçekleşmiş değil. Yani biz Türkler medeni bir millet, medeniyet ailesinin saygın bir bireyi olamadık. Nasıl olacaksınız bebeklerin öldürüldüğü, kadın cinayetlerinin bitmediği, emeğin sömürüldüğü, dolayısıyla gerçek bir demokrasinin olmadığı bir ülkede dünyada da saygın olmak mümkün değil. Umuyorum ki Cumhuriyet'in 101. yılında tekrar rayına oturmaya başlar. 10. yıl nutkunu dinlediğinizde bugün Atatürkçüyüm diye pek çok kişinin bir taraftan da Türk yoktur, Türkiye'li vardır söylemini dile getirmeye başladığını görüyoruz son 10-15 yıldır. Hayır, Türkiye'li yoktur, Türk vardır. Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Tatarıyla Türk vardır. Ben Tatar kökenden gelen bir aileden, baba tarafım öyle, anne tarafım belki Kürt tarafından geliyor bilmiyorum. Belki Gürcü, önemi var mı? Kendini Türk olarak hissettiğin zaman Türksün. Aynı şekilde Amerika'ya gidiyorsun, Amerikan diye sesleniyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran halklara Türk denir. Dolayısıyla daha kelimenin kendisinde terminolojide anlaşmazlık başlıyor. Bu bilinçli yapılmış bir olay. Biz Türkler çok büyük hatalar yaptık. Ekonomimizi geliştiremedik. Yeterince çağdaşlaşamadık. Ama Ahmet Arslan hocamın söylediklerine bakınca karamsar olmak için bir neden yok. Kendi doğduğu yıllarda Urfa'da nasıl bir cumhuriyet düşmanlığı olduğunu, hiç kimsenin okula gitmediğini, kadınların ikinci sınıf olduğunu, oysa bugün gelinen noktanın onun yaşamı kadar olan sürede bile ne kadar büyük bir mesafe olduğunu dinleyince insan umut doluyor. Cumhuriyetin bizi kölelikten, kulluktan, ümmetlikten millet olmaya, vatanın gerçek sahibi olmaya, yurttaş olmaya, vatandaş olmaya getirdiğini de unutmamak lazım. 101. yılını kutladığımız bugün Türkiye'nin bir taraftan Batı emperyalizminin, diğer taraftan da
Arap kültür emperyalizminin pençeleri altında bulunduğunu, gönüllü olarak gerek Batı emperyalizmine gerekse Arap kültür emperyalizmine göğsünü açtığını, kabullendiğini görüyoruz. Bu benim ağrıma gidiyor. Bir yandan Batı emperyalizmi, bir taraftan Arap kültür emperyalizmi arasına sıkışmış bir Türkiye var. Uygarlık tek. Uygar bir ülke olmanın da yolları açık. Batılı değil, uygar olmalıyız. Ancak uygar olmanın koşulları neyse, bu batıdaysa batıda, doğudaysa doğuda, kuzeydeyse kuzeyde. Bunları alıp çağdaş bir ülke haline gelmeliyiz. Bugünden yarına olabilecek bir şey değil. Çünkü Türkiye bir yandan siyasi İslam'ın elinde tutsak, bir yandan Batı emperyalizminin uşağı durumunda, bir taraftan Arap emperyalizminin, Arap kültür emperyalizminin pençesi altında inim inim inlemekte. Bütün bunları aşabilecek güçte ve birikimdeyiz. Bu zaman alacaktır. Bu aydınların eliyle olabilecektir. Aydınlar ki ne zaman birbirleriyle didişmekten vazgeçecek, halka tepeden bakmaktan vazgeçecek. Ne zaman ki devlet aydınların önünü açarak onların fikirlerini topluma serpiştirmesine, aydınlığın ülkenin üzerine bir güneş gibi doğmasını sağlayacak. O zaman Türkiye çok daha hızlı bir şekilde medeniyet yolunda, uygarlık yolunda mesafesini alacaktır. Bunun için yapılması gereken tek şey ulusal birlik ve bütünlüğü sağlamak, aklın ve bilimin yol göstericiliği. Atatürk'ün 6 tane ok mirası falan değildir bakın. Emre Konkar hocamın çok doğru bir tespitidir bu. Atatürk 2 tane ilke bırakmıştır. Akıl ve bilim. Hangi şey akla ve bilime uygunsa o Atatürkçülüktür. Hangi şey akla ve bilime aykırıysa o Kemalizmin Atatürkçülüğün dışındadır. Bu kadar basit. Yüce Atatürk'e saygıyla, minnetle anıyorum. Sözlerimi bitirmeden önce 9 Eylül günü Atatürk'le ilgili yaptığım bir paylaşımda bir kadeh rakıyı kaldırıp Atatürk'ün şerefine içmiştim. Şerefsizin biri şikayet etmiş. Videomu silmek zorunda kaldım. O günler geçecek. Bir gün gelip Kemal'i de yok edeceğiz diyor. Ben de kendisine şöyle söyledim. Anadolu insanı 1000 yıldır şeriata teslim olmadı. 1000 yıl daha teslim olmayacak. Şeriat asla Türkiye'ye gelmeyecek. Kanlı da olsa gelmeyecek, tatlı da olsa gelmeyecek. Göreceksiniz. Çünkü Türk milletinin elinde ve kafasında tuttuğu meşale müspet ilimdir. Cumhuriyetiniz kutlu olsun.